Sevgili dostlar, bugün Gülce Edebiyat Akımı'nın şiir türlerinden, aynı zamanda Gülce Edebiyat Akımı'na kendi adını da vermiş olan Gülce şiir türünü ele almaya çalışacağım. Adı üstünde Gülce şiir türü. Yani güle benzemek, yani böyle iç içe. Biz senelerce hep dört bacaklı masada oturduk, biliyor musunuz? Bizim masalarımız hep şöyledir. Dört tane bacağı vardı. Böyle değil mi? Böyledir. Hep dörtgendir masalarımız. Böyle dörtgen masalar. Şiirlerimiz de hep böyleydi. Halk edebiyatımızda şiirimiz dörtgendir. Bu 6+5 ile başlar. 6+5 ile başlar. 11 Hece ile. Buradan bitişte de 6+5 ile biter. 11 Hece ile. Ya da 7+7 de olabilir. Fark etmez. Şiirimiz böyle 11 ile başlar, 11 ile biter. Aşıklık geleneğimiz, tasavvuf edebiyatımız, beş heceliler dahil olmak üzere hepsi 6-5-11 ile başlar, 6-5-11 ile biter. Ama siz Orta Asya kazılarında elde edilen mezar taşı edebiyatında April Tügitigi'nin yazmış olduğu eserlerde, yani şiirimizin tarihsel köklerinde ise şiirimizin dört köşe haline gelmede evvelki halini görüyoruz. Şiirimiz böyle mesela 13 hece, 12 hece, 11 hece, 10 hece gibi değişik şekilde de yapılanmış olduğunu, kafiyelerin hatta kafiye mısra başında olduğunu görüyoruz. Oysa burada kafiye mısra sonunda. Şimdi biz aşıklık geleneğimizde ve şiirimizde bugünkü hece şiiri yazdığını diyenler hepsi çoğunluğu koşma şiiri yazıyor, kafiye mısra sonunda. Oysa bizim edebiyatımızda kafiye köklerimizde kafiye mısra başında, hatta bazı şiirlerde kafiye mısra ortasında. Ancak İslamiyet'i kabulümüzden sonra sesle armoniyi, müzikantiyi yakalayabilmek için Arabistan, Arap edebiyatının, Fars edebiyatının da ve İslamiyet'in de etkisiyle kafiye mısra sonunda gelmiş oturmuş sevgili dostlar. Biz göç ettikçe, Orta Asya'dan göç ettikçe, Anadolu'ya doğru akın akın geldikçe kafiyemizde mısranın başından ortaya sonuna mısranın sonunda gelmiş yerleşmiş bu kâle alınmış. İlla mısra sonunda olacak kafiye diye niye diretiyoruz? İlla 6-5-11 ile başlayıp 6-5-11 ile bitecek diye neye diretiyoruz? Olamaz mı yani? Hani dedik ya, şekil önemli değildir. Şekil sadece şiirin yükselişinde bir vasıtadır, bir amaçtır. Hangi otobüse biliyorsun? O otobüsün önünde sizin mahallede duracağına dair, sizin mahallede duracağına dair lehva var mı? Sizin mahallede durmuyorsa o otobüs durur mu? Gider mi? Siz orada inebilir misiniz? İnemezsiniz. Eğer benim dilimle yazılıp, benim sesimle, benim soluğum, benim nefesim, benim kültürüm, benim ahlakım, benim tarih bilincim, benim milli değerlerim, benim ölçülerim, benim inançlarım, benim olaylara ve dünyaya yargılarım, bakışlarım yoksa içinde ben o şiiri neyi okuyayım ki? Şekli şöyle olmuş, böyle olmuş, önemli değil. Ama onun içinde ben olacağım ki ben okuyacağım. Şiir insan içindir yani, ben içindir. Yani insan için yazılmıştır. İçinde insan olmayan şiir niye yarar ki? İnsan olduğu her yerde de şekli unsurlar önemli değildir. Şekil modadır bugün, evet öncüdür. Ama o güzellik imgelerinden birisidir. Fakat önemli olan esas değildir. Şimdi 6-5-11 ile başlayalım. Ama biz öneriyoruz, diyoruz ki bizim bizim mahallemiz var biliyorsunuz. Ara verebilir misin? Bizim halk edebiyatımızda, geleneksel halk edebiyatımızda mani diye bir şiir türümüz var biliyorsunuz. Anadolu'nun dört bir tarafında Ramazan akşamlarında söylenen manilerimiz, düğünlerde, önemli günlerimizde söylenen manilerimiz. Mani atma geleneğimiz var. Bir gün Eskişehir'in Güyüzü kasabasına gitmiştim. Orada kadınlar bir tarafta, erkekler bir tarafta birbirlerine mani atıyor. Mesela böyle folklorik giysilerle kadınlar erkekler tarafına 7 heceli bir mani atıyordu. Sonra erkekler 5 heceli buna cevap veriyordu. Sonra erkekler 7 heceli mani atıyordu. Kadınlar bu sefer 5 heceli cevap veriyordu. Biliyorsunuz maniyle kafiye yapısı AA, serbest, burası serbest, sonra A'dır. Bu şekilde bir yapılaşmadır manimizde. Ama maninin türleri var. Konumuz mani olmadığı için şimdi Gülce Edebiyat Akımı şiir türlerinden şiir akıma adını veren Gülce'yi anlatacağım. Böyle dört köşe ama mani türü veya serbest de var arada. O zaman şöyle bir şey var. Japonlar ne yapıyor biliyor musunuz? Japon üç gün kendisini bir yere hapsediyor. Düşünüyor. Bütün hayatını, muhasebesini gözle geçiriyor. Kendini öldürecek, intihar edecek Japon.
Düşünüyor, taşınıyor. Ondan sonra üçüncü gün dışarı çıkıyor. Bir şiir söylüyor. Söylediği şiir birinci mısrası beşinci, ikinci haiku deniyor buna da. Haiku deniyor. Haiku Japon'un. Aynı bizim mani gibi. Tamam mı? Birinci mısrası beş hece, ikinci mısrası yedi hece, üçüncü mısrası beş hece. Böyle. Böyle giden bir söz söylüyor. Özlü bir söz söylüyor. Ve ondan sonra vuruyor kendini öldürüyor. Haiku. Son söz. Japon'un son söylediği söz. Kalıcı söz. Biz dedik ki, ya böyle olmaz. Dört bacaklı masada oturacağımıza başka bir şekilde yapalım. Yani masamızı değiştirelim. İlla 65-11 ile başlayıp 65-11 ile bitecek 7 artı 7 ile başlayıp 7 artı 7 ile biteceğine bu manimizle Japon'un haikusunu, dünya şiirini harmanlayalım, bir araya getirelim. Öyle bir araya getirip bir iç içe girsin. Bir gül teşkil etsin. Ve buna günceleyelim dedik. Birinci mısrası 5 hece, ikinci mısrası 7 hece, üçüncü mısrası 5 hece. Böyle gidiyor. 5 hece, 5 hece diye istediğiniz kadar uzunlukta olabilir. Veya 3 mısra da olabilir. Veya daha uzun da olabilir. İşte Gülce dediğimiz bu. Arkadaşlarımız çok büyük bir şeymiş gibi söylüyorlar. Hayır, Gülce hece ile yazılmış. Bu tersinde de olabilir. Yani önce 7 hece, sonra 5 hece, sonra 7 hece, sonra 5 hece, sonra 7 hece. Böyle de gidebilir. Sadece hece, parmak hesabı. Hece parmak hesabı ya. Parmak hesabını 5 hece, 5 hece, 5 hece yapacaksınız. İşte size bir alet. Yani bu alet ile şiirinizi yükselteceksiniz. Başka hiçbir şey değil. Gülce'miz bu. Gülce şiir akımına kendi, o Gülce edebiyat akımında 19 tane şiir türü var, değişik şiir türü. Onlardan bir tanesi Gülce, bu. 5-7-5-7-5-7. Teşekkür ederim. Bir başka konuda buluşmak üzere. Esenlikler.